otoriter, özgürlükçü ya da aşırı kaygılı? Hangi burç anne olduğuna nasıl davranıyor? Uzman astrolog Şenay Yengel magazin 8 kameralarını anlat. Disiplinli, onların uyuma düzeninden, eğitim hayatlarında her şeyle ilgili annelerdir. Hangi burç nasıl anne olur? En hassas, en düşünceli, en kaygılı anne olarak karşımıza çıkacaktır. Burçlara göre anneler ne tür davranışlara dikkat etmeli? Başkalarının çocuklarıyla kendi çocuğunu kıyaslayarak hatalara, yanılgılara düşebilir. Burcunuza göre nasıl bir annesiniz? Ünlü astrolog Şenay Yengel magazin 8'e açıkladı. Bir son derece otoriter, hayattan ne istediğini bilen bir annedir. Özgürlükçü, katı, belki de biraz fazla evhamlı. İşte tüm detaylarıyla burçlara göre anneler. Koç anneleri çocukları için son derece fedakar, disiplinli, onların uyuma düzeninden, eğitim hayatlarında her şeyle ilgili annelerdir. Koç annesinin kızması çocuklardan gelen yalan ve bir şeyleri saklama doğrultusunda gerçekleşecektir. Cesur ve otoriter bir anne olan koç annesini kızdırmamak için asla yalan söylememelisiniz. Peki ya boğa anneleri nasıl dersiniz? Sevgili boğa anneleri, onlar için güven çok fazla önem taşıdığı için özellikle çocuğunun kişisel gelişiminde ona karşı güven duygusunun gelişmesi adına çok fazla emek verecektir. İyi bir dinleyicidir, anlayışlıdır. Güven boğa annelerini tanımlayan bir sözcük diyebiliriz. İkizlerse kafa dengi kavramını karşılayan niteliklere sahip bir anneymiş. Tabii bazı hatalara düşmediği sürece. İkizler anneleri başkalarının çocuklarıyla kendi çocuğunu kıyaslayarak hatalara, yanılgılara düşebilir. Çocuğunun bir birey olduğunu kolaylıkla algılayıp etrafında da buna göre tedbirli davranışlar içerisinde olduğunda hem arkadaş olacak hem de çocuğunun kişisel gelişiminden eğitimine kadar karşılıklı sorunsuz fikir alışverişleri yapabilecektir. Şimdilerde bebeğini kucağına alabilmek için heyecanla bekleyen Gülşen, henüz hamileliğinin ortasında olmasına rağmen her daim çocuğuyla iletişim kurduğunu söylüyor. Bu da ikizler burcu güzel topçunun şimdiden çocuğuyla olan iletişiminin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Hiçbir değişiklik yok. Yani bu da bir enteresan mıdır bilmiyorum ama doktor normal diyor. Her şey yolunda diyor. Sıradaki burcumuz yengeçlerle devam edelim. Yengeç anneleri en hassas anneler arasında yer alıyormuş. Yengeç annesi belki de burçlar arasında çocuğuyla ilgili en hassas, en düşünceli, en kaygılı anne olarak karşımıza çıkacaktır. Onlar doğuştan annelik ruhunu ruhlarında barındırdıkları için çocuğuyla ilgili en ufak şeyde aşırı derecede tepkisel olabilir. O hem çok naif hem çok kibar bir kadın. Aynı zamanda da çocuklarını her şeyden sakınan hassas bir anne. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki güzeller güzeli yengeç annesi Tuğba Büyüküstü'nden. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek, sefalar getirdin. Çocuklarına karşı son derece otoriter bir burçla aslan anneleriyle devam edelim. Çocuğunun söylediklerine dikkat etme alışkanlığını edinirlerse daha iyi diyaloglar kurabilir. Hem eğitim hayatlarında hem kişisel konularda daha iyi iletişim kurabilmenin getirdiği olumlu etkileri paylaşabilirler. Sempatik tavırları, doyumsuz kahkahası ve oyunculuğuyla kendini sevdiren güzel oyuncu Meryem Uzerli de tipik bir aslan burcu olarak kızı Lara'nın göz önünde bulunmaması için elinden geleni yapan otoriter bir anne. Geçtiğimiz aylarda ilk defa bakıcılarıyla görüntülenen minik Lara annesinin kopyası adeta. Je veux d'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Titiz başak anneleri var sırada. Özgürlükçü düşüncelere açık olan bu burcun anneleri çocuklarına fırsat tanımalıymış. Son derece tertipli ve düzenlidir ve çocuğunu da bu tertip düzen içerisinde yetiştirmek isteyecektir. Kişisel anlamda çocuğun özgürlüğüyle ilgili, yetenekleriyle ilgili fırsatlar tanımayı başarıp kendi içerisindeki zincirlerini kırdığında çocukla çok daha iyi diyalog kurabilir. Şimdiden uyaralım. Eğer terazi kadını bir anneniz varsa hiçbir şey gizli kalmaz. Onlar her şeyi hisseder, sezebilirler. Terazi anneleri son derece hassas ve sezgiseldir. Çocuğuyla öncelikle sezgisel bağ çok yoğun olacağı için zaman zaman onun aklından geçeni algılar. Akrep anneleri ise araştırmacı ve gözlemci bir yapıya sahip olmalarının avantajını yaşıyormuş. Bir son derece otoriter, hayattan ne istediğini bilen bir annedir. Akrep kadını çocuğunun
kendisinde zayıf olarak tanımladığı pek çok şeyi dürüst bir şekilde gözlemler ve bu alanda kendisini geliştirmesi için her şeyi araştırır, öğrenir, test eder. Yay anneleri alternatiflere açık, demokratik annelermiş. Çocuğunu özgür bırakarak kendine olan güvenini ve kişiliğini ortaya koymasına katkıda bulunan annelerdir. Oğlak anneleri ise çocukları söz konusu olduğunda disiplinli ve duyarlı bireyler oluyorlarmış. Çocuğunun zararlı alışkanlıklarını önceden fark edip buna gereken disiplinli ve sevgi dolu yaklaşımlarıyla müdahale edebilir. Kova anneleriyle devam edelim. Onlar da sevgi dolu, güçlü yapıda annelermiş. Kendi içindeki çocuğu hiçbir zaman büyütmedikleri için çocuğuyla her an dolu dolu yaşayan, hem çocuğu hem kendini hayattan aldıklarıyla geliştirebilen, son derece sevecen ve sevgi dolu annelerdir. Balık annelerinin ise en büyük sorunu kaygıcı ve şüpheci olmalarından geliyormuş. Bu burcun anneleri çocuklarına karşı güven duymalıymış biraz. Çocuğuyla daha iyi iletişim kurmaya özen göstermeli. Başkalarının söyledikleriyle değil, çocuğunun beklentileriyle orantılı olarak onunla diyalog kurmaya özen göstermelidir.